Arkadaşlar Merhabalar 5. ayrış ayraçla karşınızdayım ee, bu ayraçta da arkadaşlar açı kenar bağıntıları ve bu üçgende merkezlerin e, özetini yapacağız yalnız şunu da söyleyeyim arkadaşlar e, benden pdf istiyorsunuz bu pdf'lere her zaman indirdiğiniz e, şeyleri normal pdf'leri indirdiğiniz yerden yine bulabilirsiniz ayraçlar diye ayrı bir dosya açacağım oradan indirebilirsiniz hepsini oraya koyacağım tamam ee, daha önce nereye kadar an anlatmıştık? Alana kadar anlatmıştık. Yani bir önceki ayraç, ayraç 4'ü e, alan e, sayfasının en sonuna koyacaktınız. Ve tekrarlarınızı bakarken araçlara bakmanız yeterli olacaktı arkadaşlar. Şimdi de açık kenar bağıntıları deyip e, bir de üçgende merkezleri deyip bitirip en son ayrı da, en son ayrı açınızı da nereye koyacaksınız arkadaşlar üçgenlerin son konusuna koyacaksınız Evet açı kenar bağıntılarının tekrarına başlayalım isterseniz birinci özelliğimiz neydi bir üçgende bakın buradaki bir önemli bir üçgende açılar ile kenarlar açılar ile kenarlar nasıldı arkadaşlar doğru orantılıydı doğru orantılıydı yalnız buna dikkat edin arkadaşlar bir üçgende yani sen bir üçgenle farklı bir üçgende şurada 100 derece var. Burada 20 derece var. Sen buradaki A kenarıyla buradaki B kenarını kıyaslama yapamazsın. Ee, hocam burası 20 burası 100. 20'nin karşısındaki daha küçük diyemezsin. Tek bir üçgendeki açılara bakarak da mesela burası 20 olsaydı burası B olsaydı evet şimdi 20'nin karşısındaki B ile 100'ün karşısındaki A'nın kıyaslamasını yapabilirsin. Tamam. Buna dikkat edeceksin. Birinci olarak bu. Evet. Şimdi ee, ne diyorduk arkadaşlar? Açılarla kenarlar doğru orantılıdır. Onu bir yazalım isterseniz. A, B, C üçgeninde. A'nın karşısı A, B'nin karşısı B, C'nin karşısı C ise. Eğer A açısı büyüktür, B açısı o da büyüktür, C açısı ise. Ne diyorduk arkadaşlar? A'nın karşısındaki A büyüktür, B'nin karşısındaki B o da büyüktür, C'nin karşısındaki C diyorduk. Bir üçgende yalnız bu tamam mı? Büyük açının karşısında büyük kenar vardır. Bir de şuna dikkat ediyorduk arkadaşlar en büyük kenar ya da en küçük kenar sorulabiliyordu arkadaşlar. En büyük kenar ya da en küçük kenar sorulduğunda en büyük kenarı ne yapıyorduk? Ya da en küçük kenarı ne yapıyorduk arkadaşlar? Ok yardımıyla buluyorduk. Ok yardımıyla buluyorduk. Yani nasıl? Şöyle bir üçgen var mesela, bir de böyle bir üçgen var. En büyük açının karşısındakini hemen gösteriyorsun burada. Mesela böyle. Burada da en büyük açının karşısındakini gösteriyorsun. O zaman cevaba da ne diyordun arkadaşlar? Oklara insan nereye gösteriyorsa cevap da burası diyordum. Tamam. Şimdi gelelim ikinciye. İkinci özelliğimizde neydi arkadaşlar? Üçgen eşitsizliği. 2. Üçgen eşitsizliği. Üçgen eşitsizliği. Arkadaşlar bir üçgende kenarlar ABC iken kenarlar ABC iken A, B ve C iken ne diyorduk arkadaşlar? Şuna dikkat ediyorduk. A kenarı diğer kenarların toplamlarıyla farkları arasındadır. Hatta burada da bir mutlak değer işareti de koyuyorduk değil mi? Yani karşınıza nasıl soru gelirse gelsin hiç fark etmez. Mesela şöyle bir soru geldi. Dörtgen vari geldi hiç fark etmez. X geldi. Burası 13 dedi. Burası 7 dedi. Burası 8 dedi. Burası da 6 dedi. Hemen ne yapıyorsun kardeşim? X toplamlarıyla farklar arasında. Yani X toplamlarıyla farklar arasında bir yukarıda var. Bir de aşağıda var. Toplamları 20. Farkları nedir arkadaşlar? 7, 6 yapıyor değil mi? Alttaki üçgende de yapacak olursak 2 ile 14 arasında oldu. Bu, bu şekilde ikili geldiği zaman da arkadaşlar ne yapıyorduk? Küçüklerde büyük olanı aralığı daraltıyorduk. Küçüklerde büyük olan, büyüklerde de küçük olanı seçiyordunuz. Ve buradan da aralığımız kaç çıkıyordu arkadaşlar? 6 küçüktür x. 6 küçüktür x. O da küçüktür 14 şeklinde oluyor idi. Değil mi? Bir de dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar. Hatta bu konuda başlığa yazayım. Bu konuda başlığa şunu yazayım arkadaşlar. Bu konuda en önemli şey X eleman tam sayı mı? Ya da X eleman değil tam sayı mı? Ya da hiçbir şey söylemeyebilir arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Ya bu konuda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Aslında çok kolay bir konu. Ama soruda ufak bir bilgiyi okumuyorsunuz. Yani tam sayı mı tam sayı değil mi? Bu bilgi gerçekten çok önemli arkadaşlar. Ee, siz X eleman tam sayı diyorsa X yerine değerler verebilirsiniz. Tam sayı değerler verebilirsiniz. Ama X eleman tam sayı demiyorsa... X yanına tam sayı değer vermek yasak. Yani ne demek istiyorum arkadaşım? Şimdi göreceksin. Şu şekilde şundan bahsediyorum. Mesela şöyle bir dörtgen geldi karşımıza. Atıyorum burası 4 birim, burası 5 birim, burası 6 birim. Şuradaki X uzunluğu kaçtır diye soruldu. Sen ne yapıyorsun? E, X'in en büyük değeri nedir diye soruldu. X en büyük kaçtır? Bak en büyük kaçtır sorusunda sen hemen geliyorsun şu kenarın en büyük kenarını buluyorsun. Toplamları 9'dan büyük küçük olmak zorunda 8 yazıyorsun. 14'ten küçük olmak zorunda diyorsun. X küçüktür 14 diyorsun ve X yerine kaç yazıyorsun kardeşim? 13 yazıyorsun. Kesinlikle ama kesinlikle yanlış. Soru kökünde ne verilmiş arkadaşlar? Soru kökünde ne verilmiş? Ee, X'in en büyük değeri tam sayı değeri nedir diye soruluyor. Şunu şuradan bahsediyor mu? Bunun tam sayı elemanı olsun diye bahsediyor mu arkadaşlar? Bahsetmiyor değil mi? O zaman sen bu soru karşına geldiği zaman şu şekilde hamle yapmalıydın. Ben hatta sınır noktası koyuyordum hatırlarsan. 4, 5, 6. Tamam şunu çizdin. Çiz kardeşim. Burası ne olacaktır arkadaşlar? 9'dan küçük olacaktır. 8 yazma. 8.99999 da yazabiliriz. Ama ben sınır noktası veriyordum. Bu x'i de bulurken ne yapacaksın arkadaşım? X de küçüktür. Şu ikisinin toplamı ne yaptı? 15 yaptı değil mi? Yalnız bu 9'dan küçük ya. Toplamları 15'ten küçük olmak zorunda diyorum. 15'ten küçük değer yani 14.999 da olabilir. Ama tam sayı değeri isteniyor. Ve cevaba ne dersin? 14 cevabını yapıştırırsın. Tamam. Buna dikkat edin. Bak diğerinde 13 çıkmıştı cevap. Bunda ne çıktı arkadaşlar? 14 çıktı. Gördünüz. Bu tür hataları çok yaptığınız için sıkıntı yaşıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bunlara lütfen ama lütfen dikkat edin. Üçgen eşitliğinde de başka dikkat edeceğiniz bir şey var mı? Yok. Evet gelelim şimdi şeye. Üçüncü kuralımıza. Üçüncü kuralımızda nedir arkadaşlar? Geniş ve dar açılı üçgenler. 3. Üç. Geniş ve dar açılı üçgenler. Geniş ve dar açılı üçgenler. Valla geniş ve dar açılı üçgenlerde yapman gereken şey nedir arkadaşım? Ekstra bir şeyler verildiyse yani şu şekildeki sorularda tamam rahat sıkıntı yok. Hemen üçgen eşitliğini uygularsın. İşte bu yine üçgen eşitliğini uygularsın. Ya da büyük açı karşısında büyük kenar bulunur şeklinde yorumlarınızı yaparsınız. Ama bir bakıyorsun ki değişik değişik şeyler verilmiş. Ha eski konularda karşımıza çıkıyor. E, e, orta taban çıkıyor. X kenara tamamlama çıkıyor. Onun haricinde böyle bir yerlerde bir işte çemberin merkezi veriyor. Dış işte çemberin merkezi veriyor. Böyle ekstra şeyler verildiğinde ekstralar verildiğinde genelde arkadaşlar verildiğinde Genelde genişlik ya da darlık var mı yok mu diye inceleyeceksiniz arkadaşlar. Geniş ya da dar üçgen var mı diye incele. Var mı diye incele. Buna dikkat et kardeşim. Tamam mı? Şimdi ilk önce geniş açılı üçgen nedir ondan bahsedeyim. Ya da dar açılı üçgen nedir ondan bahsedeyim. Şu A açısı, A kenarı, B kenarı, C kenarı. Şurası da B Şurası da C. Eğer A açısı normalde sen bunu gördüğün zaman üçgen eşitliğini mutlaka uygulayacaksın. Tamam. Ama A açısı küçük 90 derece ise A'nın karşısındaki kenar da 90 mış gibi düşün. 90 gibi düşündüğünde ne oluyor? A kare eşittir. b kare artı c kare oluyor. Ama 90'dan küçükse aradaki işaret sadece küçüktür oluyor arkadaşım. B kare artı c kare'den küçük olacak. Üçgen eşitliğini uygulayıp aralığı bulabilirsin. Eğer A açısı büyük 90 derece diyorsa o zaman aradaki işaret ne olacak? B kare artı c kareye eşit olacak. Genişlik ya da darlık çok kolay arkadaşlar. Mesela hemen bir sorusunu paylaşayım sizinle. Şurası Bydi. B'ydi. Şuraya B yazayım. Bir sorusunu paylaşayım arkadaşlar. Şöyle bir şey geldiği zaman. Bunda da özel üçgenleri yine kullanıyorduk varsa eğer. 6, 8. Şurası da şey dedim ama. Pardon. Dar demeliydim oraya. Şurası dar dedi adam. Buraya 6 dedi. Buraya da 8 dedi. E Burası dar üçgensi arkadaşlar. Şu X'in aralığını bulurken ne yapacaksın? X bir kere üçgen eşitliğini uygulayacaksın ama ilk önce özel bir durumu uygula. 6 8 sene üç kere 10. E, 90'dan küçükse ondan küçük olacak. Hemen ondan küçüğü buldun. Yani sen üst sınırı bulmuş oldun. Alt sınırı bulman lazım. Alt sınırı da nasıl bulacaksın kardeşim burada? Farklarından dolayı. 8 6 diyeceksin. Yani cevabımız kaç çıkıyor arkadaşlar? 2 küçüktür. X o da küçüktür. 10 şeklinde çıkıyor. Eğer burada kaçı büyük 90 derece demiş olsaydı 6 8 10'dan büyük olacaktı. Bu sefer 10 küçüktür x buldun. Üst sınır lazım olacaktı. Üst sınırda ne olacaktı arkadaşlar? Toplamları olacaktı. Yani 14 diyecektin. 10 ile 14 arasında olurdu o zaman arkadaşlar. Tamam. Yani özel üçgenleri de kullanın. Kısa yolları burada da kullanın diye bunu da vermek istedim size şimdi. Tamam. Genişlik ve darlıkta da buna dikkat edin. Ekstralar verildiğinde genelde geniş ya da dar üçgen var mı diye incele kardeşim. Geldik dördüncü kuralımıza. Dördüncü kuralımız ya bundan sonraki kurallar çok fazla çıkacağını zannetmiyorum. Siz buradaki ilk üç kurala dikkat edin. Açılarla kenarlar doğru orantılı. Üçgen eşitliği Bir de geniş ve dar açılı üçgene dikkat ettiğiniz sürece çok fazla sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Dördüncü kuralımız da nedir arkadaşlar? Dördüncü kuralımız da şuydu. Şöyle bir özelliğimiz var direkt. Şununla şunun toplamı. Şuraya X buraya Y. Burası A burası B. Burası C ise eğer x artı y toplamı şu ikisinin toplamıyla toplamından küçük şundan da büyük olmak zorundaydı. A ile B artı C arasında olmak zorundaydı. Niye? Çünkü x artı y zaten üçgen esinden A'dan büyük olmak zorunda. Bir de bu üçgen içindeki bir noktaysa nereye getirirsen getir bu noktayı. Bakın B artı C'den ne olmak zorunda arkadaşlar? Küçük olmak zorunda. Beşinci özelliğimiz vardı. Beşinci özelliğimiz de çevreyle alakalıydı arkadaşlar. Hatta ÖSYM soru sormuştu bununla alakalı. Ve soru sorduğunda da iptal etmişti. Direkt çevreyi verdiğinde uzunlukları verdiğinde soru yanlış çıkıyordu arkadaşlar. X artı Y artı Z çevreyle yarı çevre arasındaydı. U ile 2 U arasındaydı arkadaşlar. Şu neydi? Çevrenin yarısıydı. Şurası neydi arkadaşlar? Çevre idi. Tamam mı? Buna dikkat edin. Direkt çevreyi verirler. O zaman çevreyi verdiklerinde şu üç köşeye gittiği zaman da direkt toplamlarıyla pardon çevresiyle yarı çevre arasında diyeceksiniz arkadaşlar buna. Ve altıncı kuralımızda neydi arkadaşlar? Yardımcı elemanlarla kenarlar ya da açılar ters orantılıydı. Yardımcı elemanlarla açılar nasıldı arkadaşlar? Ters orantılıydı. Bir bunu bileceksiniz. Bir de ne vardı arkadaşlar? En küçük neydi? H'tı değil mi? Ondan sonra neydi? N'aydı. Ondan sonra neydi arkadaşlar? V'a'dı. Bu nasıl aklımıza geliyordu? Evet. Bir üçgende, bir üçgende, Buradan çizilen en kısa uzaklık deyince aklımıza direkt yükseklik geliyor. Ondan sonra açı ortay ondan sonra kenar ortay. Hocam ben bunları nasıl yapacaktım? En küçüğü belli. En büyüğü de hani kenar ortayı büyük V ile gösteriyoruz ya. O yüzden büyük V ile gösterdiğimiz için en büyüğü de kenar ortay diye algıla. Araya da ne kalıyor? Zaten açı ortay kalıyor kardeşim. Tamam Açık Açı kenar bağıntıları böyleydi arkadaşlar. Açı kenar bağıntılarını böylelikle tekrarımızı bitirmiş olduk. Şimdi sırada ne var kardeşim? Sırada ne var? Bunun ismi neydi? üçgende merkezleri anlatacaktık, değil mi? Evet. Üçgende merkezleri anlatalım arkadaşlar. Üçgende merkezler. Bu da kolaydı. Tanımlarını bilseniz bakın çok zaten sorusunu çok çözdük. Siz de tanımlarını bildiğiniz zaman büyük ihtimalle halledeceksiniz zaten bunu. Bunlardan birincisi neydi arkadaşlar? İç teğet çemberin merkeziydi. İç teğet çember merkeziydi. Yani bu neydi arkadaşlar? İç açı ortayların kesim noktasıydı aynı zamanda. Burası I diye gösteriliyordu genelde. İç diye i̇şte çemberin merkezi iç açı ortayların kesim noktası idi arkadaşlar. Bunu bildikten sonra çok fazla sıkıntı yaşamazsınız. Hatta bununla ilgili üçgende açılarda da soru yapmıştık. Hatta 3 e, tane iç açı ortay bir noktada kesişiyor. 2 dış bir içte bir, e, iki dış açı ortay bir de iç açı ortay bir noktada kesişiyor demiştik arkadaşlar. Buradaki I'nın iç çemberi merkezini gördüğünüz zaman hemen buradan açı ortayları çizecektiniz. İçeriden T çember çizmeyeceksiniz. Tamam mı? İç açı ortayların iç açı ortayların kesim noktası olduğunu bildiğin zaman soruyu çok rahat bir şekilde yapabiliyordun kardeşim. Gelelim ikinciye. İkinci deneydi arkadaşlar. Dış teğet çemberin merkeziydi. Dış teğet çemberin merkezi. Çemberin merkezi de dış açı ortayların kesim noktasıydı arkadaşlar. Yani. Şöyle şöyle gördüğün zaman şöyle şöyle şu dış açı ortay bu da dış açı ortay olduğu zaman biz buraya ne diyorduk arkadaşlar? I üstü diyorduk. Bu da dış açı ortayların kesim noktası adını veriyorduk arkadaşım. Dış açı ortayların kesim noktası. Yani sen soruda dış açı ortay yani dış diye çemberin merkezi gördüğün zaman ne yapacaksın? Dışarıdan çember çizmeyeceksin kardeşim. Bunu gördüğün zaman buradan geçeceksin açı ortay. Buradan geçireceksin açı ortay. Hatta bir üçüncü köşedeki de yasıl üçgenimiz bizim bu ya. Buradan da bir tane bir açı ortay geldi. Yani ee, bir doğru geldiği zaman açı ortayların kesim noktasından geçtiği zaman bu da açı ortay olmasında. Hatta iki dış bir iç açı ortay bir noktada kesiyor demiştik arkadaşlar. Buna dikkat edin demiştik. Yani üçüncü gelen doğru da açı ortay olacaktı. Evet. Geldik üçüncüye. Üçüncümüz neydi arkadaşlar? Üçüncü şey ağırlık merkeziydi. Bu ağırlık merkezinde zaten daha önce işlemiştik zaten bizde. Tekrarını da yapmıştık hatta. O yüzden ağırlık merkezinde de sadece ve sadece ne olduğunu bilecektik arkadaşlar. Kenar ortayların kesim noktası olduğunu bilecek bilmemiz yeterliydi. Kenar ortayların kesim noktası olduğunda ne oluyordu? Şuradaki oranlamalar 1'e 2, 1'e 2, 1'e 2 şeklinde oluyordu. Yani ağırlık merkezinde neymiş arkadaşlar? Kenar ortayların Kesim noktası. Kenar ortayların kesim noktası olarak bileceğiz. Yalnız ağırlık merkezi gördüğünüz zaman ne olacak arkadaşlar? Oradan geçen doğru da ağırlık merkezi olmak zorunda. Yani e, kenar ortaya olmak zorunda arkadaşlar. Dördüncüsü de diklik merkezi. Diklik merkezi de çok kolaydı arkadaşlar. Diklik merkezi de neydi arkadaşım? Yüksekliklerin kesim noktasıydı. Yüksekliklerin Kesim noktasıydı bu da. Yani bir nokta şöyle bir nokta verdi. Burası diklik merkezi dediği zaman buradan geçen doğru ne olmak zorunda dik. Buradan geçen doğru ne olmak zorunda dik. Hatta buradan geçen doğru da dik olmak zorunda arkadaşlar. Yine bunlarla ilgili sorular yapmıştık ve genelde de benzerlik soruları karşımıza çıkmıştı. Yalnız burada şuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Üçgenimiz dar açılı ise diklik merkezi üçgenin içindedir. Diklik merkezinde ne ile gösterelim arkadaşlar? Ee, K ile gösterelim arkadaşlar. K üçgenin içinde. Üçgen içinde. Dik açılıysa Dik açılıysa da arkadaşlar Mesela açımız 90 derece bir yerde 90 derece olsun. Şu A, B, C Diklik merkezi nerede oluyordu arkadaşlar? Bakın şuradan çizilendik buraya. Şuradan çizilendik buradan. Şuradan çizilendik de burada kesiyor. Yani hepsi nerede kesiyor? A noktasında kesiyor arkadaşlar. Diklik merkezi neresi oluyor arkadaşlar? Diklik merkezi dik açılı üçgen, üçgende de diklik merkezi A noktası olur arkadaşlar. Diklik merkezi A noktası oluyor. Ve üçüncü olarak da arkadaşlar geniş açılı da geniş açılı da ne oluyordu arkadaşlar? Şöyle şöyle. Hatta şöyle şöyle daha küçük bir şekilde çizeyim arkadaşım. Şu geniş açılı olduğunda buradan çizilen yükseklik. Bakın yüksekliği göstereyim şu şekilde. Şuradan çizilen yükseklik dışarıya düşüyor. Şuradan çizilen yükseklik de dışarıya düşüyor. Hatta arkadaşlar ne oluyor arkadaşlar? Bu yükseklik bu yükseklik bir yerde kesmiyor gibi ama bakın şunu da uzattığımız zaman nerede kesiyor arkadaşlar? Şurada bir yerde kesişiyor. Yani şuradaki noktamız ne oluyor arkadaşlar? K noktası oluyor. Arkadaşlar geniş açılıda da K noktası üçgenimiz asıl üçgenimiz bu iken bakın. K noktası nerede? K üçgenin dışında oluyor. Üçgen dışında oluyor arkadaşlar. Yani diklik merkezi üçgenin dışında oluyor. Dar açılı üçgende üçgen içinde. Dik açılı üçgende üçgenin üzerinde hatta 90 derecenin olduğu yer diklik merkezi oluyor geniş açılı üçgende de üçgenin dışında bir noktada oluyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ve son olarak da 5. olarak da şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. 5. özelliğimiz de neydi? çevrel çember merkeziydi. Çevrel çember merkeziydi. Hatta çevrel çemberin merkeziyle kenar orta dikme merkezi neydi? Kenar orta dikme merkezi aynı şeydi arkadaşlar. Çünkü çünkü niye merkezi Aynı şeyde. Çünkü niye? Şurada göstereyim isterseniz. Çevrel çemberin merkezi dediğinde. Çevrel çemberin merkezi dediğinde. Şöyle geliyoruz. Merkez burasıysa. Bu yarıçap, bu yarıçap, bu yarıçap yaptı. Hatta bunlar birbirine eşit oldu. E sen burada da arkadaşlar x kenarlıkları gördün ya. Dik çizsen tabanı iki eş parçaya böldü. Dik çizsen tabanı iki eş parçaya böldü. Burada da dik çizsen tabanı iki eş parçaya böldü yine arkadaşlar. Gördünüz mü? Burası hem çevrel çember merkezi yaptı hem de kenar orta dikme merkezi yaptı. Tamam mı? Hatta şöyle gösterelim onu. Göstermemize gerek var mı? Evet şuraya şuraya göstersek iyi olur zaten. Onu da gösterelim. Çevrel çemberin merkeziyle çevrel çemberin merkeziyle kenar orta dikme merkezi aynı yer oldu arkadaşlar. Hatta şöyle çizdiğimiz zaman çevrel çemberini şunun yarı çap olduğu şöyle büyüteyim. Şunun yarı çap olduğu, şunun yarı çap olduğu, şunun yarı çap olduğu belli. Hatta kenar orta dikme merkezi de bakın şu şekilde arkadaşlar. Şuradan dik çizsek tabanı iki eş parçaya böldü. Buradan da dik çizsek tabanı iki eş parçaya böldü. Buradan da dik çizsek tabanı iki eş parçaya böldü arkadaşlar. O yüzden kenar orta dikme merkezi ile çevrel çemberin merkezi aynı şey idi. Bunu da bildiğiniz sürece çok fazla sıkıntı yaşamazsınız. Yalnız sözel olarak söyleyeceğim. Burada yazamıyorum arkadaşlar. Eşkenar üçgende özel bir durum vardı. Neydi o özel bir durum? Bütün merkezler dış çemberin merkezi hariç bütün merkezler aynı noktaydı arkadaşlar. Bakın eşkenar üçgende diklik merkezi işte iç iş çemberin merkezi çevrel çemberin merkezi, kenar orta dikme merkezi, ağırlık merkezi bunların hepsi aynı noktaydı arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Hatta şurada göstereyim isterseniz. Şurada göstereyim isterseniz. Siyah kalemi bir alabilsem göstereceğim. Şurada gösteriyorum arkadaşlar. Eşkenar üçgende eşkenar üçgende özel bir durum oluyordu. Ne oluyordu arkadaşlar? Şöyle gösteriyoruz. ABC eşkenar üçgende çizilen yükseklerin kesim noktası aynı zamanda diklik merkezi oluyor. Aynı zamanda ne oluyor arkadaşlar? Şuradaki K noktası diklik merkezi oluyor. Diklik merkezi oluyor. Sonra ne oluyordu arkadaşlar K noktası? Aynı zamanda teğet i̇şte çember merkezi, iç teğet çember merkezi oluyordu. Çember merkezi oluyor. Sonun oluyordu arkadaşlar K noktası. Ee, ağırlık merkezi oluyordu. Ağırlık merkezi oluyordu. Sonun oluyordu arkadaşlar K noktası. Çevrel çemberin merkezi oluyordu. Çevrel çember merkezi oluyordu. Hatta K noktası ne oluyordu arkadaşlar? Ee, kenar orta dikme merkezi oluyordu. Buna dikkat edin arkadaşlar. Kenar orta dikme merkezi. Şöyle yapalım. Hatta şurası şu dikmeler arkadaşlar. Şu işte çemberin yarı çapı iken bunlar. Şuradaki büyük reylerde çevrel çemberin yarı çapı yapıyordu. Zaten çevrel çemberini çizseniz. Bakın merkez burası büyük R yapıyor. İçte çemberinde çizseniz zaten bu açıortay orta ya. Kollara çizilen dikmeler içte çemberin yarı veriyor ya. O yüzden ne oluyor arkadaşlar? Bu da içte çemberin yarıçapına eşit oluyor arkadaşlar. Tamam. Çevrel çemberin merkezinde yani kenar orta dikme merkezinde buna dikkat ettiğiniz sürece, tanımını da bildiğiniz sürece çok fazla sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar ve böylelikle bu da bitirmiş olduk. Yani bu araçlar nerede olacak? İndirebilirsiniz arkadaşlar. Her zamanki indirdiğiniz yerde, PDF'leri indirdiğiniz yerde. Evet, görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.